Atina mültecileri konu alan bir sergiye daha kapılarını açtı. Serginin adı Yolculuk, Göç Eden İnsanlar. 8 Yunan foto muhabirinin gözünden göçmenlerin yolculuğunu konu alan sergiyi de Burak Özcan bizim için gezdi. Ege'nin masmavi sularında dizili Yunan adaları, Pire Limanı ve İdomeni. Yaz aylarında keyifli bir tatilin adresi adalar, özellikle binlerce turistin tercih ettiği adreslerden. Ancak kimileri için keyifli dakikaların konumunda olan adalar, kimileri içinse zorunlu ve zorlu yolculuklara sahne oluyor. Atina'daki Yolculuk, Göç Eden İnsanlar isimli fotoğraf sergisi de göçmenlerin Yunanistan sınırlarındaki zorlu yolculuğunu gözler önüne seriyor. Sergide göçmenlerin zorlu yolculuğu 8 Yunan foto muhabirinin deklanşöründen çıkan karelerle belgeleniyor. Sergi göçmenlerin Midilli'den başlayarak İdomeni'ye kadar uzanan zorlu yolculuğunu anlatıyor. Sergide 8 fotoğrafçının çekmiş olduğu 140 fotoğraf bulunuyor. Geçen Mayıs'ta göçmenler konusu için çekimlere başladım ve o aralar kimse daha neler olduğunun farkına varmamıştı. Midilli'nin sahillerinde tek başımaydım. Gönüllüler bile yoktu. Bu benim için de bir ilkti. Özellikle gecenin geç saatlerinde, karanlıkta şişme botlarla gelen çocukları gördüğümde ne yapacağımı bilememiştim. Bu konu üzerinde çalışan bütün fotoğrafçıların gördükleri, orada yaşananlar hafızalarında her zaman olacak. Çünkü gerçekten çok sert görüntülerdi. Yunanistan'da binlerce mülteci mahsur kalmış durumda. Benim şahsi görüşüm sınırların açılması yönünde. İnsanlar yolculuklarına devam etmeli bence. Herkesin bildiği gibi kamplardaki durum çok kötü ve çok kalabalık. Maalesef bu insanların geleceği için çok da umutlu değilim. Galiba daha uzun yıllar Yunanistan'da kalacaklar. O yüzden elimizden gelen yardımları yapmamız lazım. Sergide göçmenlerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekilirken Yunanistan'da bekleyen 54 bin üzerindeki göçmenin Avrupa kapılarının açılmasına yönelik talebi de hatırlatılıyor.